Merhaba, bu videoda beni biraz hayal kırıklığına uğratan bir İspanyol filmindeyiz. Julia'nın Gözleri. Korku, gizem ve gerilim türündeki bu film bir tür hastalıktan ötürü görme yetisini yavaş yavaş kaybeden bir kadının hikayesini anlatıyor. Filme de adını veren Julia'nın ikiz kardeşi filmin hemen başında gizemli bir şekilde ölüyor. Polis bunun bir intihar olduğunu düşünse de Julia kardeşinin intihar edeceğine inanmıyor ve adeta bir dedektif gibi olayın üzerine gitmeye başlıyor. Ama onun bu kararı kendisi henüz farkında olmasa da onu çok tehlikeli bir yola sokmuştur. Açıkçası ben bu filmi seyretmeye başladığım zaman böyle karşımda uzunca bir incelemesini yapacağım bir film olduğunu düşünmüştüm ama bu beklentimde yanıldım. Peki neden yanıldım ya da neden böyle düşünüyorum? Bu filmi kabaca ikiye ayırabiliriz. Filmin sonlarına doğru böyle yarım saat önce, film sona ermeden yarım saat önce gizemlerin böyle büyük oranda çözüldüğü bir an var. İşte o ana kadar film bence gerçekten güzel ve ben filmin oraya kadarki kısmını beğendim. Hatta o sahne bence final olabilecek kadar iyiydi. İşte bu gelişmeden sonra yani gizemlerin büyük oranda çözüldüğü andan sonra film gizemden çıkarak gerilim dozu yüksek bir maceraya dönüşüyor. İşte bu andan sonrası maalesef üzerek söylüyorum bunu güzelim senaryoyu mahvetmiş, mahvetmiş. O ana kadar merak uyandırıcı ve yer yer ürpertici korku ögeleri de yer yer güzel kullanılmış bence o ana kadar bu filmde. Böyle bir film bir anda intihara meylediyor ve işin kötüsü bunu başarıyor. O andan sonra şunu görüyorsunuz. Filmin bazı yerlerinde birkaç kez gördüğünüz bazı karakterler var. İşte onların adaptasyonunun ya da filme olan katkılarının çok az ve zayıf kaldığını görüyorsunuz filmin sonlarında. Bunların varlığı ve yokluğu arasında neredeyse hiçbir fark yok. Tabii böyle bir senaryonun doğası gereği yanlış yönlendirme yapması gerekiyordu. Buna tamam hiçbir şey demiyorum ama olmamış. Yanlış yönlendirmeler çok eğreti durmuş ve çok zayıf kalmış. Bunları bir tarafa bırakırsak finaldeki bazı klişeler çok sıkıcıydı. Klişeydi adı üzerinde. İzleyince zaten bunları fark edeceksiniz. Filmi uzatmak için eklenmiş gibi duruyorlar ve bunlara bence hiç gerek yoktu. Sonuca gelirsek film sona ererken keşke diyorsunuz. Keşke her şey heyecan zirvedeyken sonlansaydı. Bu arada film kapanırken yani hemen biterken öğrendiğimiz o bilgiyi eminim bazı dikkatli izleyiciler hatta dikkatli izleyicilerin pek çoğu bence finalden önce fark edecektir, etmiştir. Özellikle İspanyol sinemasının o ters köşelerini, son dokunuşlarını iyi bilenler için bunlar için klişe bir finaldi bence.